Evet dostlar, size çok ama çok güzel bir haberle geldim. Şimdi videonun başlığında ne koysam bilmiyorum tabii ki. Onu da düşüneceğim. Şimdi benim eşimle evlilik yıl dönümümüzün ayındayız. Yaklaşık 3-4 gün sonra ayın 11'inde pazar gününe mi denk geliyor? Evet, pazar günü evlilik yıl dönümümüz. Şimdi erkek tarafı olarak ben de ne hediye alsam ne hediye alsam diye düşünürken eşim bana bir sürpriz yapmış. Şöyle huzurlarınızda efendim. Şöyle bir Samsung A11 telefon almış. Ne kadar aldın da birazdan konuşuruz. Ne yaptı ne etti tam da bilmiyorum. Şimdi bu telefonu biz kontratın üzerine aldık. Yani sim kartın üzerine aldık. Şöyle bir kartla geldi zaten. Şuradaki kartı görüyorsunuz. Ve normalde benim telefonum yoktu. Yaklaşık olarak ben 9-10 aydır telefon kullanmıyorum. Dönem dönem kullandığım oldu ama telefonum bozulduğu için yeni bir telefon alamamıştık. Çocuk da doğduğundan dolayı birçok masraf ona gitti. Şimdi eşim şöyle bir kısmını açmış. Şöyle beraber açalım. Hep beraber. Şu kutusu ve sim kartını kenara koyuyorum. Şöyle. Açarken dikkat edelim de düşürmeyelim. Şöyle bir şey çıkarttık. Telefon şu şekilde görünüyor. Samsung Galaxy A11. Onu da şöyle elimize alalım. İçinden çıkanlara bakacağız şimdi. Bir adet Samsung adaptörü. Buradaki şeyler de şu şekilde. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki prizler de bu şekilde. Bir tane USB kablosu var. Sim kartı çıkartmak için içinde bir tane ne derler ona, iğnesi var. Kulaklık mı? Bir tane de kulaklık şu şekilde arkadaşlar. Samsung Galaxy A11 kulaklığı. Şimdi bu kutuları kenara alalım. Telefonu birlikte kuracağız çünkü sizlerle beraber. Telefon şöyle. 6.4 inçlik bir telefon. Infinity 0 Display Triple Kamera diyor. Üçlü kamera diyor. Bir de Finger Scan dediğimiz bir özelliği varmış. Ben çok fazla böyle özelliklerden anlamam. Bunları yapmamın sebebi aman işte kutu açtın falan değil. Hani mutluluğumu sizlerle paylaşmak. Sonuçta siz benim hepiniz kardeşimsiniz, dostumsunuz. Yeri geldi abimsiniz, ablamsınız. Dolayısıyla mutluluğumu paylaşıyorum. Baby, I'm going to open. Okay? So one more time, thank you to you in front of the 13,000 people and I love you so much. Dedikten sonra şöyle cırtçıtlarını açmadan bunun yan tarafı şuradan açılıyor sanırım. Açıyoruz bakalım. Should I remove these plastics? Allah, nasıl açılıyor bilmiyorum. Şimdi yeni telefon almayalı bayağı oluyor çünkü ben. 1,5 seneden fazla oluyor. Nasıl çıkıyor bu ya? O kadar beceriksizim ki bu konularda. Sanırım şuradan çıkıyor. Allah'ım bismillah. Sen bizi şaşırtma ya Rabbi. Evet. Konumuzu açtık. Bu arada ortamımı görmek isteyenler için çok fazla ortamı gösteremiyorum ama minnacık bir masam var. Yatak odasında olduğumuz için maalesef çok fazla bir şey yapamıyoruz şimdi ekranlarınızda. Ekranı da görüyorsunuz bu arada hemen burada. Let's go diyor. Şimdi do you want me make it English? Okay, I make it English. Şimdi İngilizce yapıyoruz. Seç, devam diyoruz. Sim kart, sim kartımızı buradan hemen alıyoruz. Şu sim kartımız. Burada Glob, aa 5G özelliği varmış. Aa 5G'ye geçtik mi ya? Ne ara geçtik? Bunun sim kartının nasıl olduğunu bilmiyorum. Sim kartının çıktığı yerde büyük ihtimal şu kısım. Ben şu iğneyi bir alayım. Sizi böyle bekletiyorum ama arkadaşlar. Yani maksat sohbet etmek, muhabbet etmek zaten. Tabii o kadar beceriksizim ki bir iğneyi alamadım açıkçası. Alo. İğne, heh, gel bakayım. Şimdi şuradan şöyle çıkartmak için iğneyi soktuk. Sim kartımızın büyüklüğünü de görmüş olalım. O şöyle 3 tane parçanın hepsini takabiliyormuşuz. O zaman bir istediğimizi takalım buraya. Böyle orta standartlarda. Şunu aldık mı? Dışarıdan tamamdır. Globmuş. Nerede bunun yeri? 3 tane değil, biri micro SD'ymiş. Bir küçüğünü mü yapacağız o zaman? Bir küçüğünü yapacağız. Mini SIM kart. Mini SIM takılıyormuş. Mini SIM takılıyorum. Size gösteremiyorum şu anda. Aşağı çekemedim. Kusura bakmayın. Şöyle
içine oturtturduk mu? Oba! Kral hareket. Şöyle. Evet, sim kartımızı taktık. Şimdi arkadaşlar şöyle hafif bunu şunu çevireyim şöyle. Aşağı çektik bu şekilde. Beni görüyor musunuz? Bilmiyorum ne oluyor şu anda. Bakacağız. Taktık tekrardan. Boss bait'miş. Tıklıyoruz. Bunları kabul ediyoruz hepsini. Sending bilmem ne. Sending datayı göndermesin. Markete göndermesin. Bunları kapat. Bunları açtık. Devam diyoruz. İnternete bağlanıyoruz. Hemen internet şifremizi giriyoruz. Connect diyoruz. İnternetimize bağlanmadan olmaz. Bu arada bunların sanırım gece boyunca aktif olması falan gerekiyor diye düşünüyorum. Next diyorum. Hala güncellemeler yükleniyor diyor yani. Böyle gördüğünüz gibi. Ya açıkçası ne diyeceğimi bilmiyorum. Şey video çekerken Genshin Impact videosu çekerken eşim geldi. Şöyle bir kutu uzattı. Ben hiç kutuya bakmadım. Bir dakika dedim hani video çekiyorum dedim. Önüme bir tane telefon sürdü ve elime de tam oturuyor fark ettiyseniz hani. 6.4 inçlik bir Samsung Galaxy A11. Arkasında da model e-mail numarası da yazıyor. Böyle bir 3 tane kamerası var. Böyle ben kamera mamerali işlerinden pek de anlamam açıkçası. You can choose to transfer your applications, photos, contacts, Google account and more demiş. Şu an hiçbir şeyi kopyalama. Şimdi telefon doğrulanıyor. Açılsın. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Açıldıktan sonra bakacağız zaten. Son olarak e-mailinizi girin diyor. Onu da hemen girelim. Bu şey için Google Nemesis bilmem ne. Google Gmail için. Bunu da halledelim hemen aradan çıkartalım. En son hesap bilgilerimiz indiriliyor şu anda telefona. Yani en son ne oynadık, ne yaptık, nereye gittik, Gmail'ler falan. Google asistanı diyor. Şimdi bana her gün havayı gönder, bilgileri gönder. Hiçbirini göndermesin. Onların ayarlarını istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Backup Google falan diyor. Use location vesaire. Son olarak Samsung account'unuza gir diyor. Ona da girmiyorum. Skip diyoruz. Ve finish diyoruz. Telefonumuzun kurumluluğunu tamamladık. Tabii ki saat burada bir. Şöyle Globe açıldı fark ettiyseniz. Tam gösteremiyorum. Globe Pro'nun Turkcell'i gibi arkadaşlar. Postpaid olduğu için yani ön ödemeli olduğu için. Şöyle bunu bir de kartına baktığımız zaman Network Mode falan diyor. Şöyle. Telefonumuzun ekranı bu şekilde. Böyle hemen dönüyor mu? Nasıl döndüreceğiz bunu? Applications'lara çık girmek için. Bir insan bu kadar noob olabilir. Applications'lar nerede acaba? Şu bu arada kamerasıymış. Şöyle göstereyim. Kamerası bu. Yemin ediyorum benim şu kameramdan daha iyi. Bakın. Şöyle elimi daha net gibi. Şu da kamerayı nereden değiştiriyoruz? Allah'ım ne kadar kötü bir his bu. Bu da ön kamerasıymış. Şöyle. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Bu da ön kamerasıymış arkadaşlar. Şey pardon bu arka kamerasıymış. Bu şu an arka kamerada. Yani diğeri ön kameraymış ya. O kadar karışık ki anlamadığın zaman hangisinin hangisi olduğunu anlamak güç. Ha bu arada menüye girmek için şu aşağıdan çekmek gerekiyormuş. Şöyle. Burada menüsü. Zaten içinde hiçbir şey yok telefonun. Yani rahatlıkla işler gidiyor gibi. Hızlı da bir kamera. Bu arada bunda Android 10 varmış bildiğim kadarıyla. Hızlı bir telefon. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce fiyat bilgilendirmesini de yapmayı unutmuştum. Şimdi A11 Samsung Galaxy A11'in Filipinler'deki fiyatına geleceğim. Filipinler'deki fiyatını yaklaşık olarak 6200 peso muydu? Ne 7000 diyelim. Hani ben biraz artırıyorum çünkü değişebiliyor. Taksitle de aldığımız için tabii birazcık arttığını düşünelim. 7000 peso TL diyorum arkadaşlar.
1131 Türk lirasına tekabül ediyor. Bu tabii ki vergileriyle falan içinde her şey. Yani buradaki fiyatı. Yani telefonun fiyatı 1131 TL. Türkiye'deki fiyatına baktım daha demin. 2100 TL gösteriyordu. İnşallah öyle değildir. Buradaki fiyatı da şu telefonun Samsung Galaxy A11'in arkadaşlar. 1131 TL'ye denk geliyor. O da maksimum. Yani peşin verdiğiniz zaman 1000 TL'ye falan satın alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hatta bundan Among Us da ilk çıkan Google Play'de Among Us olması çok ilginç değil mi? Gerçek anlamda. Daha ilk Among Us olması. Biz her şey bilgisayarda oynuyoruz ama hem bana hem aileme hem de bana destek olan sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah sadece ben değil hepimizin yüzleri güler. İnşallah hepimiz sevdiklerimizle güzel günler geçirebiliriz. Özellikle bu pandemi döneminde biliyorsunuz ki hem ailemize hem sevdiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onların yüzünü güldürebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Ben sizlere oyun videoları çekerken her zaman söylüyorum. İyi oynamak, kötü oynamak, dünyanın en iyisi olmak veya en kötüsü olmak bunlar bir hiç. Sonuçta biz insanız. Oynadığımız insanlar da yani oynadığımız oyuncular da insan. O yüzden ne yaparsanız yapın başkalarının kalbini hele ki oyun için hiç kırmayın. İnşallah sizler de güzel günler geçirirsiniz. Ben de şimdi kızımı uyutmaya gideceğim. O da bana bakıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu sizlerle olan mutluluğumu bir kez daha paylaşmak için çektim. Eğer ki hoşunuza gitmiyorsa zaten bir daha yapmam. Bu da ikinci oldu. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.